Hande ablaya öyle bir soru soracağım ki bunca zamana kadar kimsenin sormadığı bir soru. Hiçbir röportaj, hiçbir şey. Hazır mısın Hande abla? Pas hakkını kullanamayacaksın ama. Söylüyorum Hande abla. Hande abla en çok sevdiğim kuzeni kim? Evet. Kerem Dilaver YouTube kanalına abone oldum. Abone oldum. Evet. Böyle beğendim. Herkese merhaba, ben Kerem Dilaver. Bu videomda sizlere özellikle kanalımdaki şu zamana kadar çekmiş olduğum teknoloji videolarından farklı bir video serisiyle karşınızdayım. Özellikle daha önceki çekmiş olduğum videolar sürekli bir teknoloji konusuna hitap ediyordu ama artık bir vlog yayınlamanın da zamanı geldiğini düşündüm ve sizlere bir vlogla karşınızdayım. Bu vlogda tabii ki de bir normal vloglardan farklı olarak birçok kişinin bilmediği, yani bilmediğiniz bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle ülkemizde milli voleybolcu konusunda Eczacıbaşı takımında oynayan Hande Balad'ın benim kuzenim oluyor. Ve Hande ile ilgili sizlere bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Bugün Hande'nin bir çekimine katılacağım ki benim yapmış olduğum bir çekim olacak. Bunu da size kamera arkası görüntülerini yansıtıyor olacağım. Yani siz de aynı zamanda bu kamera arkası görüntülerini izleyeceksiniz. Ve gerçekten çok komik anları görmüş olacaksınız siz de. Bahsetmiş olduğum gibi neden bunca zamandır Hande ile ilgili video çekemediğimi de hemen yanıtlamak istiyorum. Baştan söyleyeyim. Gerçekten Hande'nin çok yoğun bir kariyer hayatı var. Hande sürekli turnuvalara katılıyor, reklam çekimlerine katılıyor ve Hande hiç boş durmuyor. Aynı zamanda benim de çok yoğun bir üniversite hayatım var. Ben iki üniversite bir arada okuyorum. Hem televizyon bölümü okuyorum, hem sivil havacılık okuyorum. Aynı zamanda bir özel bir uçuş akademisinde bir pilot adayı öğrencisiyim. Yani aynı zamanda bir pilot adayı olduğum için de daha da üstüme sorumluluklarım çok fazla ve hiçbir şekilde boş vaktim olmuyor ki bu boş vakitimi değerlendirmedim. Yani bugün de bir aslında bir çekim var. Çekim yüzünden bir araya geleceğiz. O yüzden bu çekimde gelmişken hazır kamera arkası görüntülerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Ne yapıyoruz? Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsak kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmından da düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerin de daha fazla gelmesini istiyorsanız da düşüncelerinizi veya mail adresi üzerinden de bana içerik fikri verebilirsiniz. Takipte kalın. Çok güzel çekilişler başlayacak. O yüzden hemen videoya devam ediyorum. Evet, yatak toplandığına göre şimdi sıra kombin sırasında. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesinden bir kombinimi yapıyorum ve karşınıza geliyorum. Şimdi siteden çıktım ve buluşacağımız konuma doğru gidiyorum. Bu arada çekime bir tane de arkadaşım katılacak. Onunla beraberlik bir çekim yapacağız. Evet, şimdi gidiyorum bakalım. Haydi. Şimdi grup çekim yapacağım arkadaşımla buluşuyorum. Ondan sonra devam. Evet, şimdi yapacağım çekim için arkadaşla buluştum ve şimdi Maslak'a doğru gidiyoruz. Eczacıbaşı spor salonuna. Var mı heyecan? Biraz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşla maçı bekliyoruz. 12'de antrenman programında olacağız. Bahri İstanbul'a geldik. Aynen öyle. Hadi. Evet, şimdi Hande'ye hediyelerimi aldım ve şimdi karşılaşma spor salonuna doğru geçiyoruz. Bahri İstanbul'daydık, şimdi ayrılıyoruz. Evet, şimdi Eczacıbaşı spor salonuna gidiyoruz. Hadi bakalım. Hande ablaya öyle bir soru soracağım ki bunca zamana kadar kimsenin sormadığı bir soru. Hiçbir röportajda, hiçbir şeyde. Hazır mısın Hande abla? Pas hakkını kullanamayacaksın ama. Söylüyorum Hande abla. Hande abla, en çok sevdiğin kuzenin kim? Aaa, kuzenlerim arasında. Evet.
Şu hadi anda çekim de yapıyoruz. Evet. Çekim yapıyoruz. Sen söyle. Tamam abla, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Evet, şimdi Hande ile olan görüşmemiz bitti ve şu anda Vadi İstanbul'a geri döndük. Burada da biraz oyalanıp ondan sonra diğer işlerimize bakmaya devam edeceğiz. Evet, afiyet olsun diyoruz Vadi İstanbul'da. Aynen, böyle bir mekan. Evet, arabayı hala bulmaya çalışıyoruz. Yarım saatten fazla araba arıyoruz. Ne düşünüyorsun? Ben sana güvenerek bir yolu arkadaşı da bilmiyor ki işte Vadi İstanbul. Tamam. Evet. Hala arabayı aramaya devam ediyoruz şu anda. Bir saat oldu. Bütün vadiyi gezdik. YouTuberlarla tanıştık. Devam ediyoruz. Evet. Kamera da bulunmamış. Bir dakika. Evet. Aracı bulduk. Bayağı kötüyüz bu aralar. Gerçekten bir saat aramışızdır rahat bir şekilde. Şimdi dönmeye çalışıyoruz mıntıka bölgesine. Devam. İtibariyle videoyu burada sona erdiriyorum. Telefonumun şarjı da azaldı ve zaten artık videonun kapanış dönemine geldik. Evet, bu tarz çekimlerin daha fazla gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kal.